Sevgili izleyicilerimiz iyi günler. Çok değerli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Çok genç bir kardeşimiz. Onursal, adı güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onursal Bey, siz Türkiye'deki çok genç siyasetçilerden birisiniz. Çok genç yaşlarda başladınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasete. Gençlik kollarından geliyorsunuz ve 3 dönemdir de milletvekilisiniz. Evet. Genelde çok popüler konuklarıma sormuyorum, genel başkan düzeyinde falan, ama genel başkan yardımcılarına da sormuyorum, ama gençliğinize bağışlayın, sizi bir tanıyalım. Tabii ki. Size soruyorum, sizi tanıyalım. Buyurun. Tabii ki ben 1985 Malatya doğumluyum. İlk orta öğretimi Malatya'da tamamladım. Sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldim. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu dönemde böyle büyük bir heyecanla siyasetin içinde buldum kendimi. Çünkü Genel Başkanımızın bir sloganı vardı İstanbul'a adayken. Diyordu ki biz İstanbul'u halkın katılımıyla yöneteceğiz. Kaynakları buna göre kullanacağız ve şeffaf olacağız diyordu. Ben de üniversite son sınıfta okuyan bir öğrenci olarak kendimi gönüllüler çalışmasında ve Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir ilçede buldum. Sonra gençlik kollarında üniversite komisyon üyeliğinden başlayarak birçok görev aldım. Gençlik kollarında genel başkan yardımcısı oldum. Sonra 2012 yılında en genç parti meclisi üyelerinden biri oldum partinin 27 yaşında. Çalıştık, çok çalıştım bu noktada. Yani genç arkadaşlarıma da buradan sizin aracılığınızla söyleyeyim bizi izleyen. Ya abi arkanda bir dayın mı vardı? Nasıl geldin de 30 yaşında milletvekili oldun derlerse valla dayım falan yoktu ama çok çalıştım. Her gün Cumhuriyet Halk Partisi için çalıştım. Her gün ülkem için çalıştım. Annem babam diyordu ki oğlum bir hafta sonra da otur bizimle kahvaltı yap ben yok diyordum. Türkiye'nin dört bir yanına gittim. 81 ilinin 56'sına gitmiştim. Gençlik kolları yöneticiyken, parti meclis üyesiyken. Sonra parti meclisinde Yalova'dan sorumluydum. Yalova sorumlusu olarak iki defa seçim kazandık. 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi bir ön seçim yaptı. Biliyorsunuz diğer partiler adaylarını genel merkezlerden belirlerken Cumhuriyet Halk Partisi üyelere sordu. Ben de İstanbul 1. bölgede, Anadolu yakasında 14 ilçede yapılan ön seçimde 100 bin üyenin 20 binin oyunu alarak 177 aday arasından 5. oldum. Sıralamanda 10. sıraya geldim. 7 Haziran'da milletvekili oldum. Siz biraz önce söylediniz. 3 yılda 3 defa seçildim. 3 dönem deyince izleyicilerimiz demiştir ki ya bu nerede 3 dönem? 3 yılda 3 seçim oldu ve 2015'te 2 seçimde seçildim. Sonra 2018'de de tekrar seçildim. Tabii parti meclisi üyeliği görevim devam ediyordu. Sonrasında 2018'de tekrar parti meclisine seçildiğimizde genel başkanımızın takdiriyle Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı oldum. Bu arada tabii bir yandan serbest ticaretle uğraşıyordum. Sağlık sektörüne hizmet veren bir şirketimiz var. 2014 yılında evlendim. Eşim Elif Duygu adı güzel, sosyolog. Algı diye bir kızımız var. O da 2017 yılında doğdu. 4 yaşına doğru gidiyor. Bu ay 4 yaşına girecek. Programın sonuna doğru soracaktım da arkadaşlarımız da ekrana getiriyor, resimlerini hazırla demiştim. Şimdi sevgili Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcım, neticede politikacı da olsak, gazeteci de olsak, polis de olsak, vali de İnsan. olsak insanız. Dün akşam gece geç saatlerde böyle internette araştırırken sizin Van depreminde tanışmışsınız Evet. hanımefendiyle. İlginç bir öykünüzü okudum. Depreme kendileri sosyolog Kadıköy Evet. Belediyesi adına gidiyor. O zaman Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü'ydü kendisi. Orada tanışmışsınız. Biraz da işin insani boyutu bakımından nasıl bir tanışma oldu, nasıl bir evlilik? Şu anda Allah bağışlasın 3 yaşında bir kızınız var, dünya tatlısı. Biraz İşte bundan böyle bir Van başlayalım depremi programı. olmuştu. Tabii tüm Türkiye seferber olmuştu. Biz de Cumhuriyet Halk Partililer olarak destek olmaya çalışıyorduk. İşte vatandaşlar ellerinde ne varsa bana göndermeye çalışıyordu. Orada da eşimle o zaman tabii tanışmıyoruz hiç. Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü'ydü. Aynı zamanda da o deprem yardımlarının organizasyonunu yapıyordu. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak orada o yardımların paketlenmesinde, düzenlenmesinde destek oluyorduk. Orada bir tanışmamız oldu. Sonra kısmet buymuş, evlendik. 4 yaşına giriyor bu ay bir kızımız var, Algı. Öyle tabii bizler de insanız, normal bir hayatımız var. Onları hatta biraz ihmal ediyorum. Bizim biraz da normal bir hayattan daha uzağız. 2 gündür Karabük'teyim ben.
Ondan önce Ankara'daydım. Eşim ve kızım İstanbul'da kalıyorlar. İnşallah bu akşam döndüğümde onları görebiliyor olacağım ve cumartesi tekrar Ankara'ya döneceğim. Ama tabii bu memleket için mücadele ediyoruz. Kızımızın gözünün içine baktığımız zaman biz senin için mücadele ettik. Ben özellikle bir kız çocuğu babası olmanın büyük bir sorumluluk yüklediğini düşünüyorum ve insanı daha çok olgunlaştırdığını düşünüyorum. Evet. O çerçevede de yarın ben senin için mücadele ettim kızım demek için çok çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'yi taşıyacağımız aydınlık günler var. Evet. Çok kısa ondan sonra da bilgi iletişim teknolojilerinden sorumlu olunca tabii ki seçim meselelerinden de destek olduk. 2018 seçimlerinde, sonrasında 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da hem Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasında genel merkezi temsilen görevliydim ben. Aralık ayından ikinci seçime kadar birlikte çalıştık. Tabii özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinin ciddi bir çalışmasıyla YSK'nın sessizliğe büründüğü, Anadolu Ajansı'nın kaçtığı bir ortamda, bir gazeteci gözüyle siz çok iyi bilirsiniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak genel başkanımız sabah 6'ya kadar benimle birlikte bilgisayarın başında takip etti. Artık efendim biz tamamladık, siz biraz dinlenin, gün daha yoğun olacak deyip ben saat sabah 6'da eve gönderdim. Saat 9 gibi tekrar genel merkeze döndü. Tüm Türkiye'ye önce Ekrem İmamoğlu'na vererek bildileri Ekrem İmamoğlu'yla ve Faik Öztürk'le duyurduk. Tabii Adana'da çok büyük başarı elde ettik. Antalya'da, Mersin'de, Muğla'da, Ankara'da. Ama tabii İstanbul seçimleri tekrarlanınca herkesin gözü İstanbul'a döndü. Ama bir şey gördük ki eğer Cumhuriyet Halk Partiler yan yana geliyorsa başarı da arkasından geliyor. Yeter ki doğru işler yapalım ve kendimizi vatandaşa iyi anlatalım. Benim kısaca hikayem bu. Evet. Gelelim Karabük'e. 17 milletvekiliyle şu an Karabük'tesiniz. Siz genel başkan yardımcısı olarak varsınız. O diğer 16 milletvekili arkadaşınız daha var. Dün geldiniz. Bugün temaslarınız devam ediyor. Karabük, Safranbolu ve ilçeleriyle ilgili izlenimleriniz nedir? Evet, Karabük bizim için çok önemli bir kent. Onu söylemek isterim. 84 yıl önce gerçekten Türkiye'deki ağır sanayi hamlesinin ilk başladığı şehir. 13 haneden oluşan bir şehir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ulu önderimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde o dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün katılımıyla atılan bir tesisin temelleri var. Sonrasında da Karabük diye bir şehir ortaya çıkıyor. Evet. Çok değerli. Bence tarihsel bir miras. Ve hala da Türkiye'nin demir-çelik sektörünün göz bebeği bir kent. Evet. Bunun için bu sürece katkı sunan birçok insanımız var. O fabrikada çalışan işçilerimiz var. Birkaç nesildir çalışan işçilerimiz var. Üreten iş insanlarımız var. Bu kente değer katan birçok gazetecimiz, sanatçımız, sporcumuz var eminim. Onların hepsine çok siyasetçimiz var. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum öncelikle. Burada olmak bizim için de büyük bir mutluluk. Genel başkanımızın görevlendirmesiyle 17 arkadaşımızla birlikte buraya geldik. 17 arkadaşımızla ilçelerde çalışma yapıyoruz. Dedi ki Karabük'ün gidilmedik yerini bırakmayalım. Bütün o ana arterlerini gezelim. İlçelerini ziyaretlerde bulunalım. Bir grubu Ovaçık'ta çalışıyor. Bir grup Eskipazar'da çalışıyor. Bir grup Safranbolu'da çalışıyor. Bir grup merkez ilçemizde çalışıyor. Efraini'de diğer bir grup çalışıyor. Böyle bütün arkadaşlarımız sokaktalar. Bir grup Yenice'de çalışıyor. Dün sabah geldik. Ve sokağın nabzını tutalım istedik. Asıl derdimiz şuydu. Karabük'te vatandaşlarımız ne düşünüyor? Sorunları tespit edelim istedik. Bu sorunları tespit ettikten sonra da burada bırakmayacağız. Tekrar Karabük'e geleceğiz. Mecliste Karabük'ün sorunlarını hem biz hem de genel başkanımız ifade edecek. Karabük bir emekli şehri. Emeklilerin ciddi sorunları var. Bunlara nasıl çözüm üretiriz? Karabük aslında bir öğrenci şehri. Pandemiden dolayı biraz daha öğrenci gelişleri uzaktan eğitimle zayıflasa da neler oluyor ne bitiyor? Diğer taraftan uzaktan eğitim sürecinde olan orta öğretim öğrencileri var. Bunlar neler yaşıyor? Bunları tespit edelim. Pazarda emeğiyle bir şeyler üreten, satan kadınlarımız var. Büyüklerimiz var. Onlar neler yapıyor? Bunları görelim. Turizmden soru ciddi sıkıntıları olan Safranbolu'da neler oluyor? Bunları görelim istedik ve çok ciddi bir çalışma yaptık. Bugün sabah 6.30'da kalktık. Tabii bütün vekillerimizi hareketlendirmedik. Ben NİDE milletvekilimiz Ömer Fethi Gürer ve kendisi sendikacıdır aslında. İkisi de sendikacıdır. Süleyman Girgin Muğla milletvekilimiz. Evet. İki sendikacı milletvekilimiz ve heyet başkan olarak da ben gittik. Kardemir Demir Çelik Fabrikası'nın girişinde bekledik. Gelenler ilk başta kim dedi bunlar? Dedi ki biz Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyiz.
17 milletvekili buradayız. Adana milletvekilimiz Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin burada. Evet. Mersin milletvekilimiz Cengiz Gökçel burada. Bartın milletvekilimiz Aysu Bankoğlu burada. Evet. Hatay milletvekillerimiz Suzan Şahin, Serkan Topal burada. Zonguldak milletvekilimiz Ünal Demirtaş burada. Aynı zamanda yine Muğla milletvekilimiz Burak Erbay burada. Bizim İzmir milletvekilimiz Murat Bakan burada. Eskişehir milletvekilimiz Jale Nursüllü burada. Evet. Unuttuğum kaldı mı diye bakıyorum. Hepsini yine YDK üyemiz, sizin de yetiştirdiğiniz değerlerden biri. Ünal Bey söyledim. Evet. Yine YDK üyemiz, sizin yetiştirdiğiniz değerlerden biri. Doğuş Can Aygün kalktı geldi burada. Bizim Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz, üst yönetimimiz de kendisi. Böyle bütün milletvekillerimizle buradayız. Sizin derdinizi dinlemeye geldik dedi. Emin olun arkamdan, biz sonra Safranbolu Belediyesi'ne geçtik. Bir arkadaşımız geldi. Dedi ki sabah sizi gören arkadaşlarımız var. Kartınızı almamışlar. Bir kartınız var mı? Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini, işçilerin derdini dinlemek için burada görmekten mutlu olduk. Sendika temsilciliğine gittik. Orada tabii ki her fabrikanın etrafında da bir esnaf grubu oluşuyor. Börek satan arkadaşlarımız vardı. Orada bir dilim böreği paylaştık. Vatandaşımızla sohbet ettik. Ama bir şey görüyoruz ki gerçekten Karabük'te esnaf dertli. Karabük'te emekliler dertli. Hayat pahalılığından çok şikayetçiler. Özellikle lebalep, yani lebalep kelimesini ben yeni öğrendim. Aslında tıka basa dolu kongreler. Ağzına kadar dolu demek lebalep. Evet. Ağzına kadar dolu kongreler yapmaktan çekinmeyenlerin Karabük'ün ticaretini durdurmasına, vatandaşın hareketliliğine son vermesine herkes çok kızıyor. Bize adım attırmıyorlar ama kendileri toparlanıp kongre yapıyorlar, saatlerce kaynaşıyorlar, yüzlerce arabaya biniyorlar. Türkiye'nin 81 ilinden bir salona gidiyorlar. Evet. Saatlerce o salonda zaman geçiriyorlar. Sonra da tekrar arabalara binip memleketlerine gidiyorlar ve virüsü resmen bir noktadan 81 ile yüzlerce otobüsle dağıtıyoruz diyor vatandaş. Bunu görmüş insanlar. Özellikle adalet istediklerini söylüyorlar. Ama bir şey görüyorum ki Karabük'te vatandaşımız umutsuz, Karabük'te vatandaşımız mutsuz. Hızlı bir şekilde bu sürecin tersine çevirmesi gerekiyor. Evet, demin 3 Nisan'dan bahsettin sevgili Genel Başkan Yardımcım. Tabii Karabükliler bu 3 Nisan'ı çok önemsiyor ve yıllardır da kutluyoruz biz kendi aramızda ama Karabük'te şöyle bir fikir doğdu. Biz de buna 1-2 yıldır öncülük etmeye çalışıyoruz. 3 Nisan sanayi günü olabilir diye. Sadece Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na değil, 4 siyasi parti genel başkanına biz bu konudaki önerilerimizi ilettik. Bu konuyla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir mesajı var arkadaşlar. Onu kısa bir mesaj, 36-40 saniye dolayında. Hazırsa onu verebiliriz şu anda. Verin. 3 Nisan. Bundan 84 yıl önce 3 Nisan 1937'de küçük bir köy olan Karabük'te önemli bir gelişme oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla İsmet İnönü bizzat Karabük'e gelerek ağır sanayinin temelini attı. Karabükler diyorlar ki 3 Nisan'ı sanayi günü ilan edelim diye. Evet, yürekten katılıyorum. 3 Nisan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ağır sanayinin başladığı bir tarihtir. Bu tarihi hep birlikte kutlamak zorundayız. Evet Sayın Genel Başkan Yardımcım, cumartesi günü Sayın Genel Başkan bu çekimi Bere TV kanalı bizim için özel olarak gönderdi. Karabüklülere bir mesaj olarak. Hatta Çay Cuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı var biliyorsunuz CHP'de. Bana mesaj attı. Ya ne güzel bir mesaj. Bu bir genel başkanın aynı zamanda taahhüt senedi anlamında. Bizi de tebrik etti sağ olsun. Ne söylemek istersiniz? 3 Nisan Sanayi Günü. Türkiye'de her çeşit gün var. Sevgililer Günü var, işte 5 Nisan Avukatlar Günü vardı. Siz de bir endüstri mühendisisiniz. Evet. Yani ülkede bir sanayi günü yok. Genç Cumhuriyet 3 Nisan'da ağır sanayinin temellerini demin bahsettiğiniz gibi Safranbolu'ya bağlı 13 hanelik bir köyde atmış ve o köy bugün 250 bin nüfusu bir il olmuş. Sizin düşüncelerinizi de almak isterim. Buyurun. Üretmeyen bir toplumun bir kere ayakta durabilme şansı yok. Bunu Mustafa Kemal Atatürk o kadar net bir şekilde görmüş ki ulu önderimiz. Demiş ki eğer
ekonomik alanlarda taçlandırılamazsa savaş alanında kazanılan zaferler, evet, ileriye gidemeyiz demiş. Bunu çok net bir şekilde ifade etmiş. Ben de bir endüstri mühendisi olarak, hele de dünyada artık dördüncü sanayi devriminde nasıl hızlı ilerlediğini gören, evet, biri olarak diyorum ki Türkiye üretmek zorunda. Türkiye tarihine sahip çıkmak zorunda. Evet. Tarihinden ders çıkarıp daha da ileriye gitmek zorunda. Evet. Bunun için ağır sanayi dünyada çok önemli. Bununla birlikte yeni gelişen sektörler var. Ve Türkiye'nin bir işsizlik sorunu var. Türkiye'nin işsizlik sorunu öyle dile kolay bir sorun değil. 10 milyon vatandaşımız bugün işsiz. Evet. 1 milyondan fazla üniversiteli gencimiz işsiz. 2,5 milyon işsiz sayısına ulaşmış 15-34 yaş arası gençlerin sayısı. Düşünün, 15-34 yaş arası 2,5, evet, milyon genç. Bu ne demek? Boşta bekleyen bir iş gücü demek. Nasıl biz, evet, bu iş gücünü istihdamla buluşturacağız? Sanayimizi geliştireceğiz. Evet. Bu noktada bence aslında hem sanayi günü hem de işsizlikle de mücadele günü diye de eklenebilir. Evet. Sanayinin geliştirilmesi, evet, ve işsizlikle mücadele günü de olabilir. Evet. Çok da güzel olur. Çok iyi düşünülmüş. Türkiye'nin üretmesi zorunlu. Hiç çekilmeden, hiçbir siyasi kaygıyla söylemiyorum. Kim bir taş üstüne taş koyuyorsa bu memlekette, evet, gidip elini öpmek lazım. Sen bu ülke için üretiyorsun, dünyaya bu ülkeyi tanıtıyorsun, evet, teşekkür ediyoruz demek lazım. Çok önemli imkanlarımız var. Biraz önce bahsettiğimiz genç nüfusumuz bir kere bunun için çok önemli. Evet. Konumumuz gereği pazarlara çok yakın mesafelerdeyiz. Tarihsel bir birikimimiz, evet, var. Gerçekten 100 yıllık bir cumhuriyetiz ve bundan kaynaklı olarak birçok fırsat var. Ama Türkiye'yi kutuplaştırmayla yönetenler, yani kendi oluşturdukları suni gündemlerin peşinde koşanlar, buralarda oyalanmaya devam edenler ülkemize patinaj yaptırıyor. Onun için sanayimizin de ciddi sorunları var. Türkiye'nin de ciddi sorunları var. Evet. Güven vermeyen bir ülke, ne yazık ki itibarlı olmayan bir ülke yatırımcı çekemiyor. Vatandaş sizden bir ürün sipariş ederken dünyanın başka bir ülkesinde diyor ki ya bunlarda ne olacağı belli değil. Bunlar iyi ürün üretiyor. Aslında fiyatları da uygun ama bir tane bunlardan alayım, bir tane de gideyim Avrupa'dan alayım. Çünkü bunlarda ne olacağı belli olmaz diyor. İşte bu garabetlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Onun için de Türkiye'nin sanayiye verdiği değeri de göstermek için, tarihine nasıl sahip çıktığını göstermek için, tarihin nasıl iyi bildiğini göstermek için tabii ki 3 Nisan sanayi günü olarak kutlanabilir. Bunun için de gerekli girişimleri ben de Ankara'ya gider gitmez genel başkanımızla, evet, konuşurum. Onun talimatları doğrultusunda adımları atarız. Evet. Biz bir günlüğüne gelmedik. Emin olun Karabük'e. Bir gece kaldık ama bundan sonra da sık geleceğiz. Karabük büyükler bilecek ki Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanlarında. Evet. Yani bir milletvekili gitti ama 130 dolayında milletvekili varız. Anayasa çok net, açık zaten, evet, der ki Türkiye milletvekilidir der milletvekili. Evet. Biz buradayız. Ben buradan sizin aracılığınızla bütün Karabük'e ve dünyanın değişik yerlerindeki Karabüklülere şu taahhütte bulunayım ki, evet, ben her türlü meselelerini takip etmeye talibim. Biraz önce Soğuksu mahallesinden geliyorum. Orada, evet, bir TOKİ'nin sıkıntısı varmış. Salı günü mecliste göreceksiniz ki o işin en yakın takipçisi olursa adı güzel olacak. Evet. Bizim görevimiz buraya gelen bütün arkadaşlarımızla ne bir gönül alma ziyareti ne başka bir şey. Buranın dertlerini doğru tespit edip nasıl çözüm önerileri üretebiliriz? Bunları, evet, geliştirelim. Sadece Karabük'te mi derseniz Cumhuriyet Halk Partiler, sadece bugün söylüyorum, 17 arkadaşımla ben buradayım. Evet. Yine Ali Öztunç arkadaşımız, 25 arkadaşımızla bugün Kars'ta. Evet. Veli Ağbaba ve Faik Özturak bugün 20 arkadaşımızla Malatya, Adıyaman, evet, bölgesinde. Yine Muharrem Erkek arkadaşımız da 20'ye yakın milletvekilimizle Yalova'da. Evet. Haftaya başka bir şehirde olacağız. Genel başkanımızla bugün Sinop'ta. Evet. Adım adım geziyoruz Türkiye'yi. Adım adım esnafımızın, adım adım emeklimizin, çiftçimizin sorunlarını dinliyoruz. Ve, evet, bunları mecliste, diğer platformlarda dile getirmeye çalışıyoruz. Gündeme gelen yasa teklifleriyle de bu sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ama bir de yetki istiyoruz. Diyoruz ki önümüze gelen ilk seçimlerde bu tespitlerimizi düzeltmemiz için bize bir fırsat verin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırız. Bu ülkeyi daha iyileri noktaya taşıyacağız. Vatandaşın sorunlarını çözeceğiz. Somut çözüm önerilerimiz var. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Evet. Şimdi siz bilgi teknolojilerinden, bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısınız. Dünyada da müthiş bir gelişme var teknolojik anlamda. Sosyal medya biliyorsunuz anormal, evet, derecede gelişiyor. Türkiye'de bir takım düzenlemeler oluyor. Ama ya bu sosyal medya denilen olay da birçok ülkede
Mesela ben bir iki pandemiden önce Uzak Doğu'da bir bazı ülkelere gitmiştim. Orada bazı düzenlemeler var. Yani sosyal medyadan küfür eden, hakaret eden insanlara karşı acımasız bir tutum elde etmişler. 10 yıl hapis cezası gibi Singapur'da mesela. Çok ciddi düzenlemeler var. Ama Türkiye'de bu sosyal medya olayı tam bir kaos şu anda. Yani isteyen istediği gibi kullanıyor. Sahte hesaplar var. İnsanların aile hayatlarına giriliyor. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii bir kere önce şunun farkına varmak zorundayız. Dünyada bilgi üretimi inanılmaz hızlı. 2000 yılına kadar dünya tarihinde üretilen bilgi kadar bilgi 2000 yılında bir yılda üretildi. Evet. Düşünün ki dünyada hepimiz bir milyarlarca insanın ürettiği bilgiyi bir yılda ürettiler. Evet. Ondan sonraki yılda her sene katlanarak devam etti bu. Bir katı katlayarak devam etti. Bundan kaynaklı olarak da artık internet teknolojisiyle de birlikte bilgiye ulaşmak çok kolay. Ama Türkiye bunun neresinde? Buna bakmak gerekiyor. Evet. Şimdi sosyal medya düzenlemelerine gelmeden önce buradan bir baktığımızda görüyoruz ki Türkiye'nin dünya ile arasındaki makas her gün açılıyor. Yani dünya ülkeleri bu noktada çok daha ileri giderken biz sadece bu yabancı şirketleri izlemekle yetiniyoruz. Evet. Bazı sektörlerde rekabet etmeye çalışsak da yazılım sektöründe çok gerideyiz. Evet. Bunun sebepleri var. Ne bunun sebebi? Bunun birinci sebebi altyapı yetersizliği. Altyapıdan kastım internet altyapısı. Evet. Pandemi süreci bize gösterdi ki internet artık yeni dünyanın gerçeği. İşte alışverişimizi oradan yaptık, işimizi oradan gördük, eğitimimizi oradan yaptık, bankacılık işlerimizi oradan hallettik. Saymakla bitmez. Ama bu arada baktık, evimize internet yeteri kadar ulaşmamış. Türkiye'nin fiber altyapısı çok zayıf. Telekom gibi bir şirket, Türkiye'nin göz bebeği, aynen Kardemir gibi bir şirket, 2006 yılında özelleştirilmiş. Evet. Bir tane Lübnanlı şirkete verilmiş, Hariri ailesine verilmiş bu şirket. Sonra geldiğimiz noktada 3 tane bankanın elinde kalmış. Şirketi satın alanlar misli misli kazanmışlar. Evet. Sonra ülkelerine kaçmışlar. Biz de elimizle verdiğimiz pırlanta gibi şirketi bir enkaz halinde geri almışız. Bu arada bu imtiyazlı şirket Türkiye'nin altyapısında yatırım yapmış mı? Maalesef. 150 bin kilometre fiber optiğimiz varmış. 400 bin kilometre olmuş. Dünyada milyonlarca kilometreyken evet. Ve Türkiye'nin de en az bugün birkaç milyon kilometre fiber altyapısına ihtiyacı varken. Neden bu altyapıyı çok önemsiyorum? Nasıl Mustafa Kemal Atatürk demir ağlarla ördük ana yurdu demiş ya. Şu günde fiber optik kablolarla örmemiz gerekiyor bu ülkeyi. Niye? Bu ülkenin gençleri, genç nüfusu üretmesini istiyorsak bir kere altyapıyı sağlayacağız. Eğitim sistemimizi buna uygun hale getireceğiz. Sonra gençler üretecek, ülke kazanacak. O zaman işte dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasına girmek çok kolay. Katma değer yaratan sektör, milyarlarca liralık gelir elde eden gençler olacak. Bunu sağlayacak bir altyapımız var mı? Maalesef yok. Önce internet altyapımız yok. Eğitim altyapısını ayrı değerlendirmek lazım. Devletin teşviğini ayrı değerlendirmek lazım. Ve gençler akın akın beyin göçüyle pırlanta gibi gençlerimiz yurt dışına gidiyor ve feryat ediyorlar. Ben yurt dışına gitmek istemiyorum. Ülkeme faydalı olmak istiyorum diyor bu gençler. Evet. İkinci aşamasına gelince bunu. Tabii bu altyapısal sorunlar bizim kendi sosyal medya ağlarımızı oluşturamamamızın da bir sebebi. Onun için biz işte biraz önce sizin söylediğiniz Twitter, Facebook, Instagram, TikTok gibi yabancı şirketlerin sosyal medya uygulamalarına mecbur kalıyoruz. Evet. Bunların ama en iyi kullanıcısıyız. Hepsinin ilk beşindeyiz. En iyi kullanan ülkeler, en çok kullanıldığı 5 ülke arasındayız. Sonra ne yapıyor iktidar? Bu açığı kapatamıyor. Diğer taraftan işte bilgi güvenliği çok önemli bir noktaya gelmiş. Bunu da umursamıyor. Yani onursal adı güzelim. Verisi, bilgisi artık her yerden takip ediliyor. İnternet ortamında bıraktığımız izler var. Akıllı telefonumuzda yaptığımız araştırmalar, okuduğumuz evet. haberler, bununla birlikte işte sosyal medyada attığımız adımlar, evet. Telefonumuzun bağlandığı modemler hepsi bizim ayak izlerimizi oluşturuyor. Buradan da büyük veri dediğimiz big data oluşuyor. Evet. Ve bu yabancı şirketler emin olun parayı sizin o sosyal medyaya verdiğiniz 3 liralık reklamdan kazanmıyorlar. Ya da Amazon gibi şirketler yani ürün satıyor ya, ürün satmaktan para kazanmıyor. Facebook ya da ürün satmaktan para kazanmıyor. Para işte o sizin verilerinizi işleyerek kazanıyorlar. Nasıl? O büyük veri içinden öyle algoritmalar var ki algoritmalar sizi benden iyi tanıyor. Hatta beni benden iyi tanıyor diyeyim. Böyle bunlar yazılmış kodlar ama o kadar iyi algılıyorlar ki makine öğrenmeyle, derin öğrenmeyle, yapay zekayla o kadar iyi algılıyorlar ki bizi.
Bize inanılmaz hedeflemeler yapıyorlar, reklamlar gösteriyorlar, bizim algılarımızı değiştirmeye çalışıyorlar. Evet. Dünya bu noktayı tartışırken, bunları düzenlemeyi tartışırken Türkiye ne yapıyor? Sosyal medyadan sana mı küfür ettiler, bana mı küfür ettiler diye yapay bir gündemle uğraşıyor. Evet. Zaten bunlar katalog suç. Ya birinin birine küfür ettirilmesi kabul edecek bir şey mi? Ha evet. bir yere ayrı tutacağım ama. Siyasetçiler ailesine, özel hayatına hakaret hariç eleştiriye biraz açık olacaklar. Evet. Özellikle öne çıkmakla burada bir sırtına yük almış, sorumluluk almış milletvekilleri, cumhurbaşkanları, genel başkanlar, evet. Dönemin başbakanları, bakanları kimi sayarsak. Belediye başkanları. Onlar eleştiriye biraz daha toleranslı olacaklar. Dünyada bu böyle. Almanya evet. yaptı ilk bu sosyal medya düzenlemesini. Ama özellikle ayırdı. Dedi ki toplumun ön plana çıkmış insanları ayrı değerlendirilmeli. Ki uygulayamıyor. Evet. Fransa Anayasa Mahkemesi reddetti ne yazık ki. Ama işi dönüp uç örneklere sıkıştırırsak yani ya ona hakaret ediyorlar. Evet. Burada işte bir tane trafik kazası olmuş da trafik kazasını ifşa ediyorlar diye bir araya sıkıştırırsak ya da kumar var. Diğer İşte fuhuş var gibi ekstrem örneklerle sıkıştırırsak bunların hepsini düzenleyen düzenlemeler var. Hatta artık sosyal medya şirketleri otomatik sistemlerinizi öyle bir geliştirdiler ki evet. eğer bir fuhuş, kumar, başka hakaret bir şey varsa onları da direkt algılayıp engelleyen bir sistematik oluşturdular. Evet. Ama biz 56-51 sayılı kanunu bu yaz değiştirdik koştur kaçtır. Biz o arada biz kurultayımızı da yapıyorduk. Dedi ki ya lütfen bunu hep birlikte konuşalım. Türkiye'nin asıl meselesi evet. sosyal medyada kimin kime ne söylediği değil. Evet. Türkiye'nin asıl meselesi veri güvenliği. Dünyada GDPR diye bir şey var. Nedir evet. bu? Kişisel verilerin korunma evet. kanunu. Evet. Adalet Kalkınma Partisi'nin de 11. Kalkınma Planı'nda kişisel verileri koruma kanunu çok net bir şekilde Avrupa'ya uydurulmalı. Avrupa seviyesine getirilmeli diyor. Bunu yapalım. Evet. Yok. Hatta bir heyecanlandık. Dijital mecraları düzenleme diye bir komisyon kuruldu. İhtisas komisyonu. Mecliste sürekli. Evet. Ben de şu an Cumhuriyet Halk Partisi adına o komisyonun sözcüsüyüm. Dedi ki iyi kuruldu herhalde bir düzenleme. Komisyonu kurma kararını aldık. Meclis ertesi hafta önce Sayın Bahçeli dedi ki ben bir daha tweet atmayacağım. Bir de Twitter Adalet Kalkınma Partili trolleri hani şu Mahir Ünal'ın yeşil toplarla evet. etiketlediği trolleri sildi. Onlar da ey Twitter sen bize bir şey mi diyorsun dediler. Sonra düzenlemeyi meclise getirdiler yalvardık. Dedik ki ya bakın memleket yararına bir şey yapacaksak oturup hep birlikte konuşalım. Siz bunu meclise getirdiniz sonra muhalefete sunuyorsunuz. Bakın komisyon var. Ben bütün yazımı heba etmeye hazırım. Teknik olarak da bu işi biliyorum. Sizin getirdiğiniz kanunda çok fazla teknik aksaklık var. Gelin bunu aylarca çalışıp temsilcileri dinleyelim, vatandaşı dinleyelim, kurumları dinleyelim, evet. üniversiteleri dinleyelim ve böyle çözelim dedik. Olmaz dediler. Bir haftada geçirdiler komisyon süreci derken. Sonra döndüler, uygulamaya başladılar yasayı. Sonra da bize bir yazı gönderdiler. Hadi komisyona üyenizi verin. Tam Nasrettin Hoca fıkrası. Önce işi bitiriyorlar, sonra komisyonu kuruyorlar. Geldiğimiz noktada görüyorum ki iktidar şöyle bakıyor. Ben acaba sosyal medyanın alo fatihlerini oluşturur muyum? Kendime bir telefon mesafede bunu indir, bunu engelle, şu veriyi bana gönder, gideyim onun başına ne getirirsem getireyim. İşte tweet atmış bana, gideyim onu gözaltına alayım, genç konuşmasın. Evet. Şunu demiyorlar yani ya bu milyonlarca insanımızın verisini yabancı şirketler topluyor, bunu reklam şirketlerine satıyor. Onlar da vatandaşımıza ürün satıyor, vatandaşımızı manipüle ediyor demiyorlar. Evet. Bence asıl mesele burada. Defalarca da bunu anlattım, kendilerine de anlattığım için buradan da ifade etmek çok kolay. Diğer taraftan ya biz Türkiye'deki gençleri geliştirecek altyapıyı oluşturalım da demiyorlar. Ya sansür yapar mıyız? Dünyadaki gelişmeleri takip etmediğimizi gösterir miyiz? Kendi alo fatihlerimizi yaratır mıyız? Sosyal medyayı zapturapt altına alır mıyız? Niye? Çünkü merkez medya Türkiye'de kuşatılmış. Ne yazık ki Adalet Kalkınma Partisi'nin 5 tane müteahhiti tarafından finanse edildiği için bugün özgürce haber yapamıyor, ifade özgürlüğünü destekleyemiyor, evet. halkın haber alma özgürlüğünü destek olamıyor. Aynı şekilde burayı da sosyal medya buraya benzetebilir miyiz diyorlar. Ama bir noktada yanılıyorlar. İnternet ortamı öyle ilginç bir ortam ki artık öyle kafasını kuma gömdüğü zaman insanlar kendisini kimse görmüyor diye düşünmeyecekler.
Emin olun öyle bir halde. İnternet ortamının ucu yok. Önemli olan burada teknolojik okuryazarlığı artırmak, evet, vatandaşımızı doğru bilgilendirmek, sansürle, düzenlemeyle değil, vatandaşın bu noktada bilinç seviyesini yükselterek bu işlerin üstesinden gelebiliriz. Evet. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu sık sık anlatıyoruz. Bir de şunu söylemek isterim. Çok önemli projelerimiz var bu tarafta. Evet. Özellikle bilgi teknolojilerin geliştirilmesi tarafında çok önemli, evet, projelerimiz var. Biz şunu demiyoruz, ya mega proje yapacağız demiyoruz. Yani sizin milyonlarca vatandaşımızın parasını geçirmeyen köprülere vermeyeceğiz. Yani Van'daki Ayşe teyze, Rize'deki Fatma hala geçmediği köprünün parasını ödemeyecek. Gitmediği hastanenin parasını ödemeyecek. Uçmadığı havaalanının parasını ödemeyecek. Kütahya Zafer Havaalanı bugün Türkiye'nin en büyük utanç kaynağıdır. Hiçbir şirket herhalde o fizibiliteye onay veren, %10'u bile tahminlerin gerçekleşmeyen fizibiliteye onay veren bir kişiyi kurumunun içinde tutmaz. Ama bugün Türkiye'de bu insanlar baş tacı ediliyor. Biz bunların hepsine dur diyeceğiz. Bizim mega projemiz, çılgın projemiz ne olacak biliyor musunuz? Evet. Bizim mega projemiz, çılgın projemiz bu ülkede dijital dönüşümü sağlamak. Teknolojik altyapıyı, dedim ya, fiber altyapıyı geliştirip, evet, onun üzerinde üst yapı ürünleri. Üst yapı ürünü dediğimiz işte uzaktan konferansları yaptığımız programlar, evet, mesajlaşma programları, işte gençlerin çeşitli iş programlarını üretiyor olması, oyunları üretiyor olması ve bunu dünyaya satmak, buradan katma değer sağlamak. Bunu sağlayan bir vizyonla KOBİ'lerin dijital dönüşümünü birinci hedefte mega proje olarak anlatacağız ve buradan Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacağız. Bu da öyle bir teknoloji, öyle bir mesele ki dünyadaki eşitsizliklerin aslında ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Yani mesafelerden kaynaklı, bütçelerden kaynaklı. Şöyle düşünün, İstanbul'da yaşayan bir öğrenciyle Hakkari'de yaşayan bir öğrencinin aslında internet sayesinde birbiriyle eşit eğitim alma şansı vardı. Evet. Ama pandemi sürecinde ne oldu? Tam tersi. Özel okulda okuyan bir öğrenci en kaliteli eğitimi alırken Hakkari'ye gitmenize gerek yok. İstanbul Esenyurt'ta evine internet gelmediği için çocuk babasıyla çatıya çıktı. Yan komşudan kablo çekecek. Düştü, hayatını kaybetti. Kim ödeyecek bunun bedelini? Dünyada eşitsizliği ortadan kaldıran teknoloji Türkiye'de daha büyük bir hak eşitsizliğinin sebebi oldu. Bunun da tek bir sorumlusu var. Ben bilirim anlayışıyla muhalefetin hiçbir eleştirisine cevap vermeden bugün ülkeyi yönetenler. Eğitim sistemindeki başarısızlık bugün bizi izleyen bütün vatandaşlarımızın yaşadığı bir mesele. Desinler ki biz online eğitimde sorun yaşamadık. Torunlarımız yaşamadı, çocuklarımız yaşamadı desinler. Ben buradan uyarıyorum. Bir neslin kaybolması gibi büyük bir sorunla baş başayız, karşı karşıyayız. Bunun üstesinden gelmenin tek yolu var. Hep birlikte elimizi taşın altına koymak. Ben bilirimle olmuyor. Diyeceksin ki biz ancak bu ülkeyi değiştirebiliriz. Muhalefetiyle, iktidarıyla eğitim milli mesele ise herkes mücadele edecek. Biz Cumhuriyet Halk Partisi adına MYK üyesi olarak söylüyorum. Elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Yeter ki bu ülkede 18 milyon öğrenci var örgün eğitimde. Evet. Onlar eşit hizmet alsınlar ve bunun karşılığında da ülkeler için üretsinler, ülkeler için çalışsınlar. Evet. Sayın Genel Başkan Yardımcım, tam arka fon olarak bugün parlamentoyu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arkadaşlar yapmışlar. Çok da hoşuma gitti. Ben de teşekkür ederim teknik ekibimize. Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin fazla fonksiyonun kalmadığı, tek adam rejimine geçildiği gibi bir iddia var. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve bazı muhalefet partileri de yeniden güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden bahsediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Bizim 2. yüzyıla çağrı beyannamemizin ilk maddesidir. Biz, evet, Türkiye'nin ileri demokratik bir parlamenter sisteme geçmesi gerektiği konusunda hiçbir şüphemiz yok. Yeni sistem hayata geçip Erdoğan Cumhurbaşkanı olalı 1000 günü geçti. Daha 10 gün yaklaşık önce 1000. günüydü. Evet. Şöyle bir son 1000 günü vatandaşlarımızdan rica ediyorum, bizi izleyenlerden rica ediyorum. Bir akıllarında yaşasınlar. Sürekli bir sorun, sürekli bir kaos. Gece yarıları bakanların görevden alınması. 20 ayda 4 Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi. Sebebini bile bilen yok. 128 milyar dolar akçemizin, dolarımızın, vatandaşın ihtiyat akçesinin Merkez Bankası'ndan buharlaştırılması. Sırf niye? Dolarla inatlaşma yüzünden, faiz lobileriyle inatlaşma yüzünden. Evet. Dönüp baktığınızda çiftçinin mahsulünün dalda kalması, öğrencinin yeteri eğitimi alamaması, evet, esnafın 50 yıl
Vergi ödedim. Biraz önce buraya gelmeden önce konuştum. 50 yıl vergi ödedim. Bana 50 gün bakmadılar. Boş verin 50 gün, 10 gün bakmadılar demesi. Gerçekten dün bizim 17 arkadaşımız kapı kapı gezerken bir tabloyla karşılaştılar. Evet. Karabük'te bir fırınımızda diyor ki bayat ekmek 70 kuruş. Evet. Bu Türkiye'de hiç yaşandı mı? Başkanlık sistemine geçene kadar bu iş Türkiye'de yaşandı mı? Kusura bakmayın, yaşanmadı. Bundan kaynaklı olarak şunu söylemek isterim ki tek adam rejimi bu ülkeye hiçbir hayır getirmedi. Biz bunu tekrar demokratik parlamenter sisteme dönüştüreceğiz. Ama şöyle bir yanlış anlaşılma da olsun istemiyorum. Biz eskiye döneceğiz demiyoruz. Bakın, biz eskiye döneceğiz demiyoruz. 80 darbesinin getirdiği birçok arıza var. Bunların hepsinden arınmış, katılımcı, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin, mecliste grubu olsun olmasın, siyasi partilerin katılımıyla hazırlanmış. Gerçekten vatandaşı önceleyen. Türkiye'nin en önemli sorunu bugün adaletsizlik. Adaletin sağlandığı, hukukun üstünlüğün sağlandığı, güçler ayrılığının tesis edildiği. Ama güçler ayrılığı tesis edilirken de medyanın da unutulmadığı. Çünkü güçler ayrılığının dördüncü ayağı da medyadır. Evet. Meclisin güçlendirildi. Çok haklısınız. Ben 2015 yılında milletvekili olduğumda sistem henüz değişmemişti. Meclisin çoğunluk olmasına rağmen daha farklı fonksiyonları vardı. Bunu geride bırakan anlayış büyük bir gevşeklikle de geçen hafta izledik hep birlikte. Evet. Utanmadan orada milletvekili sayısını toparlayamayıp reddedilen kanunu arkadan dolaşarak bir açık bularak tekrar gündeme geçirip onaylattılar güvenlik arşiv araştırması kanununu. Ve gevşekliklerini bir kere daha ortaya serdiler. Hiçbirinin konuşulan kanundan fena haberi yok. Gelip el kaldırıyorlar. Yeterli sayıyı buldularsa sorun yok. Ben 30'lu yaşlarının başında 29 yaşını bitirir bitirmez milletvekili oldum. Türkiye'nin genç milletvekillerinden biriydim. Bir tablo gördüm ki çok üzüldüm. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diye büyük laf atan siyasetçiler en basit bir memleket meselesini muhalefet gündeme getirdiğinde, bunu çok siyasi bir mesele söylemeyeceğim. Atıyorum, atık yağlardan enerji elde edilmesi kanunu. Görüyoruz ki iktidar sıraları da alkışlıyor. Çok güzel, iyi düşünmüşsünüz. Ya da işte hepimizin en kutsallarından olan çocuklarımızın hakları. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de çocuk tacizleri bir dönem çok ön plana çıkmıştı. Bunların araştırılması, yasadaki eksiklerin tamamlanması için biz bir kanun teklifi sunmuştuk. Aynı zamanda bir komisyon oluşturmasını istemiştik. Bizi alkışlayıp çok iyi düşünmüşsünüz diyenler, hadi oy verin. Bu doğru işe dediğimizde sormamız lazım. Nereye? Tek bir kişiye. Sen milyonlarca vatandaşın oyunu al, milyonlarca vatandaşın sorumluluğunu al, sonra bir kişiye soracağım de. Ne oluyor? İşte ülke içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Evet. Sabaha karşı acaba kim göreve atanacak, kim alınacak? Acaba bakanın biri kaçacak mı? Kaçtığını 24 saat hiçbir kanal göstermeyecek. Sosyal medyada böyle faydaları da var sosyal medyanın. Instagram'dan mı takip edeceğiz bakanın istifa edip etmediğini? Buralardan izliyoruz. Evet. Bu da gerçekten Türkiye'nin geleceğe taşınmasında çok büyük bir engel. Biz diyoruz ki Türkiye'nin önündeki bu takozu kaldıralım. Türkiye'nin önündeki bu takozu kaldırırsak demokratik parlamenter sistemle bu ülkenin zaten 100 yıllık bir birikimi var. Bu birikimini doğru bir eğitim politikasıyla, doğru bir kalkınma politikasıyla desteklediğimizde ülkemiz dünyayla rekabet eden, kendini dünyadan konuşturan model bir ülke kolaylıkla olabilir. Yeter ki buna inanmış yöneticiler göreve gelsin. Ben değil, biz desin. Hepsinin üstesinden geliriz. Evet. Sayın Genel Başkan Yardımcım, biraz da gündeme gelelim. Aslında gündem de değil de, yani bence de bir sanal gündem. Çok ülkeye enerji kaybettiren bir gündem. 3 Nisan olduğu için unutmuyorum. 3 Nisan gecesi, yani 4 Nisan'a, 3 Nisan'da yayınlanmış aslında, 23-17 saat. 4 Nisan diye geçiyor. 4 Nisan'da 104 emekli amiral bir bildiri yayınlıyor. Şimdi iktidar çevreleri bunu darbe girişimini andıran, darbe girişimi diye nitelendirdi. İYİ Parti Genel Başkanı zevzeklik olarak nitelendirdi. Sayın Genel Başkan da Kılıçdaroğlu da, yani ülke gündemi boşuna meşgul ediliyor, ülkenin başka gündemi var dedi. Siz de Cumhuriyet Halk Partisi'ne genç ama çok önemli bir makamdasınız. Genel Başkan Yardımcısınız. Bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Halkın anlayacağı bir şekilde. Buyurun. Ben 2 gündür Karabek sokaklarındayım. Adım adım geziyorum. Daha bana 104 amiral soran olmadı. Evet. Bunu bir kere söyleyeyim. Biz
Çok net bir tutum içindeyiz. Biz diyoruz ki hiçbir darbenin yanında olmayız. Ne askeri, ne sivil hiçbir darbenin yanında olmayız. Ama suni gündemlerle, sanal gündemlerle darbe mağduriyetleri yaratıp, daha doğrusu hangi mağduriyet olursa olsun yaratırız, biz bununla ülke gündemini oyalıyoruz diyenlere de söyleyecek sözümüz var. Ya bu amiraller ülkeye hizmet etmiş. İşte bir tanesi Mavi Vatan sözünün kurucusu, bir tanesi aslında mucidi diyelim, kurucusu doğru olmadı, yaratıcısı. Mavi Vatan, ki Adalet Kalkınma Partisi'nin en çok kullandığı isimlerden biri. Bununla birlikte diğerleri ülkesine ciddi hizmet etmiş general, amiraller. Çok ciddi görevlerde bulunmuşlar. Şimdi bunların büyük kısmı emekli olmuş. Zaten beylik tabancalarından başka ellerinde bir silahları da yok. Kimisinin zaten ciddi sağlık sorunları var. Buradan darbe mağduriyeti yaratmak ancak Adalet Kalkınma Partilerinin aklına gelir diye düşünüyorum. Ülkenin asıl gündemi işsizliktir. Ülkenin asıl gündemi bugün hayat pahalılığıdır. Ülkenin asıl gündemi bugün pandemidir. 54 bine çıktı vaka sayısı. Evet. Bunları unutturmaya çalışan anlayış. Günübirlik böyle siyasetler yapıyor. Ama asıl olan, tekrar söylüyorum ki, Türkiye'de demokrasidir. Biz sandığa inanıyoruz. Sandıkta her şeyin sonuçlanacağına inanıyoruz. Milli iradeye inanıyoruz. Bunu da her alanda sürdürüyoruz ama kimsenin gidip belediyesini gasp etmiyoruz. Bizim Yalova Belediye'mizde resmen yaşananları biliyorsunuz. Zorla elimizden alındı Yalova Belediyesi. Ve bunun üzerine de bir uygulama içindeler ki anlatılamaz. Samsun'da aynı sorunlar var. Kimsenin kulağını açtığı yok. Ama Yalova'da bir sorun oldu. Belediyemiz gasp edildi. Sonra dönüp milli irade demesinler. Bu ülkede milli iradenin bir temsilcisi varsa o da Cumhuriyet Halk Partisi. Demokrasinin bir temsilcisi varsa o da Cumhuriyet Halk Partisi ve darbelerden en çok muzdarip olan parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İktidara gelmesi engellenmiştir. Defalarca kapatılmıştır. Mallarına el konulmuştur. Ama yaşamını sürdürmüştür. Bizden sonra da sürdürmeye devam edecek. Kimse bize darbeci de diyemez. Başka bir iftira da atamaz. Peki geçen gün Gürsel Erol Elazığ milletvekilimiz buradaydı. Kendisine de sordum. Ya böyle %23, 25, 27 bandına sıkışmış bir CHP. Ama İstanbul, Ankara, bir takım büyük şehirlerin belediyeleri alındıktan sonra iktidar alternatifi olma iddiasında bir CHP var şu anda. Türkiye'de dağıldık diyorsunuz zaten. Bir de aynı zamanda da bir taraftan İYİ Parti ile diğer partilerle, Saadet Partisi ile de bir Genel Başkanımızın dostlarımız diye tanımladığı. Evet, dostlarımız diye tanımladığı ittifak içinde olduğu işte Millet İttifakı var. Hem ittifaklar anlamında hem de ilk yapılacak seçimde nasıl bir seçime gidilir? Yani ortak bir adayla mı gidilir? Herkes kendi adayını mı çıkarır? İkinci tura kalınca ne olur? Biraz bu konulardan bahsedebilir misiniz? Buyurun. Ben tabii Millet İttifakı partilerinin o zaman geldiğinde masaya oturup aday belirleme yöntemlerini masada belirleyeceklerini düşünüyorum. Doğru olan da budur. Bizim sistemimizde tek bir kişinin karar vermesi söz konusu değil. Bunu Genel Başkanımız partiyi yönetirken de bu şekilde yönetiyor ve diyor ki MYK üyelerine görüşlerinizi söyleyin, bu doğrultuda belirleyelim. Ben bilirim, ben yaptım oldu demiyor. Yine ittifakta da böyle davranacaktır. Eminim ittifak ortaklarıyla oturup adayımızı ona göre belirleyecektir. Herkes kendi adayını mı çıkaracak, tek adayı mı çıkaracak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama ben anketleri çok yakından takip ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarında ciddi bir artış var. Bunu söylemek isterim öncelikle. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri sokakta. Yine Millet İttifakı partilerine ciddi bir teveccüh var. Ve iktidarın oyları da eriyor. Bunu herkes görebiliyor. Sokağa çıkan, partizanlıktan uzak, objektif düşünebilen herkes görüyor ki iktidarın oyları eriyor. Ben bunu Karabük'te çok net bir şekilde tespit ettim. İl başkanımız Abdullah Çakır'la ciddi ziyaretler yaptık. Esnaf gezdik, işçilerle oturduk, yemek yedik. Öğle yemeğimizi bir işçilerle yedik. İşte sabahın 6.30'unda Kardemir'in önüne gittik. Oradaki börekçi arkadaşla sohbet. Ne düşünüyorsunuz, mutlu musunuz dedik. Görüyoruz ki vatandaşın ciddi bir tepkisi var. Bunu gördüğümüz noktada diyoruz ki biz ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olacak. Bakın izleyin. Diyeceksiniz ki Onur Sadık Güzel gelmişti ve ilk BRT'de söylemişti diyeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olacak. Ve ilk turda Millet İttifakı'nın adayının da ben Cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorum. İkinci tura kalacağını zaten bütün anketler gösteriyor ama ben önümüzdeki süreçte ilk seçime kadar geçen sürede
ikinci tura da gerek olmayacağını, Millet İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı olacağını buradan sizin aracılığınızda söylemek isterim. Bunu kendi öngörülerimle söylüyorum. O zaman tek adaylı gidebilir diye bir öngörünüz var değil mi? Ayrı ayrı adaylarla değil, tek adayla. Ona masa karar verecek diyorum ya, bu da olabilir. Ama birinci turda kazanacak deyince. Şöyle bakıyorum ben, iktidarın çok daha büyük ivme kaybedeceğini düşünüyorum ve evet, birinci turda kazanacağını düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını. Evet. Peki, tekrar Karabük'e dönelim. En fazla şikayet konusu ne oldu Sayın Genel Başkan Yardımcı? En fazla şikayet konusu birinci sırada tabii pandeminin yanlış yönetilmesi ve evet, işsizlik. Yani bir ekonomi, onu söyleyeyim size. İkincisi de sokağa çıkma yasakları. Ama birinci sırada ekonomi var. Vatandaş asgari ücretin düşüklüğünden çok dertli, geçinememekten. Esnaf işsizlikten çok dertli. Emekliler de hayat pahalılığından dertli. Ekonomi noktasında ciddi bir sıkışmışlık var. Bu sadece Karabük'ün değil, Türkiye'nin de sorunu, net bir şekilde görüyoruz. İkinci sırada ise pandemi geliyor. Sanırım herhalde böyle biraz daha oranlasak üçüncü sırada da işsizlik gelir. Yani evet, bir işi olup hayat pahalılığından şikayet eden işte esnaf evet, ama diyor ki geçinemiyoruz diyor. Emekli ama geçinemiyoruz diyor. Ekonomi var. İkinci sırada pandemi var. Üçüncü sırada da işsizlik var. Evet. Şu an içinde bulunduğunuz kanal TürkSat'tan, Dijitürk TürkSat paketi ve D-Smart platformundan da yayın yapan dijital, siz bir iletişimcisiniz. Kendi uygulamasıyla dünyanın her yerinde bir cep telefonundan, tabletlerden de izlenebilen bir kanal. Özellikle biz Almanya'da, Avrupa'da çok izleniyoruz. Bunun esprisi şu: 1960'lı yılların başında, 62-63'lerde göç, yani Avrupa kapıları açıldığında bu bölgeye, yani Zonguldak o zaman tek ildi, Zonguldak, Bartın, Karabük. Bu bölgeye insanı madenci olduğu için Almanya'ya ilk gidenler. Essen'e daha çok gitti. Tabii. Herhalde. Şu Essen, yani Kuzey Vestfalen bölgesinde şu anda 500 bin dolayında bu bölge insanı var. O insanlarla da biz bu bölgeyle gönül köprüsüyüz. Avrupa'daki Türklere çok sayıda izlendiğimiz için söylüyorum. Bu programı belki gündüz izleyemeyenler, şimdi bir de gece tekrarını veririz. Neler söylemek istersiniz? Biraz da Adalet Kalkınma Partisi, AK Parti daha yakın bir bağ kuruyor. Mesela UETT vardı biliyorsunuz. Evet. Şu an UİT oldu. Çok ciddi orada örgütlenmeleri var ama CHP'de de fazla bir şey yok. Bölge temsilcileri gibi var ama çok etkin değiller. Cumhuriyet Halk Partisi de temsilciliklerini oluşturdu. Tabii evet, iktidar bütün devlet gücünü kullanıyor biliyorsunuz. Kendi kongrelerinde evet, ağzına kadar dolu, işte bütün siyasi çalışmalarında devletin uçaklarını, imkanlarını, yani bizim vergilerimizle oluşturulan imkanları kullanmaktan evet, çekinmiyorlar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak şöyle bir duruş içindeyiz öncelikle. Evet. Bir parti, siyasal parti, halkın kaynaklarını kullanarak, milletin vergilerinden evet, kaynakları kullanarak kampanya yapmaz diyoruz. Sadece kendine tanınan hak ve bütçe doğrultusunda bütçesini kullanır ve bunun evet, hesabını da bütün üyelerine vermelidir, halka vermelidir evet, diyoruz. Bu çerçevede biz çalışmalarımızı daha insan odaklı ve proje bazlı yürütmeye çalışıyoruz. Özellikle bölgesel çalışmaları orada evet, o şekilde oluşturuyoruz. Ve bölge sorumlularımızla birlikte Avrupa'daki vatandaşlarımız oy kullandıkça biz de çalışmalarımızı sürdürdük. Evet. Ben de çok sık ziyaretler yapıyorum. 29 Ekim'de geçen yıl, bu yıl gidemedik de geçen yıl 29 Ekim'de ben de Frankfurt'taydım. Evet. Temsilciliğimizde bir çalışma yaptım. Fransa'da Türk gününe gitmiştim. Evet. Orada çok önemli bir çalışma yapabilme fırsatımız olmuştu. Biz de sahada ciddi çalışmalar yapıyoruz ama bir beklentim var sadece ben yurt dışında bizi izleyen evet, vatandaşlarımızdan. Kendileri tabii demokrasinin çok daha iyi yaşandığı ülkelerde yaşıyorlar ve evet, bu insana ne kadar değer verildiğini orada net bir şekilde görüyorlar. Gönül ister ki kendileri Türkiye'deki akrabalarının da o şartlarda yaşaması için oylarını kullansınlar. Evet. Yani refah seviyesi yüksek, pandemiyle mücadelede şöyle düşünün, biz bir tablet bulamazken Alman hükümeti çocuklara şu marka, yani bugün en pahalı evet, marka tableti göndereceğim. Onun hazırlarken de evet, çocuk mağdur olmasın, şu an elimde bu marka var, bunu kullanın diyor. Yani bu her çocuğa evet, bunları sağlayabiliyor. İngiltere'de hükümet, sen dükkanını kapatıyorsun ama al sana 8000 pound, dükkanını kapattığın için aylık da 2000 pound destek vereceğim. Eğer dükkanın 25 metrekareden büyükse daha çok destek vereceğim. 100 çalışandan fazla çalışanın varsa bakanlık senin yanına gelecek ve seni evet, yaşamda tutacak.
Yani sen bize vergi veriyorsun, biz de senin arkanda dağ gibi duruyoruz diyor. Ama bizde nasıl? Cengiz İnşaat'ın, Koli'nin, Kalyoncu'nun 5 müteahhitin arkasında dağ gibi durup milyonlarca dolarlık vergi borcunu silenler vatandaşının arkasında durmuyor. Evet. Onun için özellikle gurbetçi vatandaşlarımızdan isteğim, lütfen Türkiye'deki vatandaşlarımızın da Türkiye'deki akrabalarının da huzur içinde yaşayacağı bir ülke için oy kullansınlar. Akıllarının, mantıklarının süzgecinden geçirerek artık teknoloji çok ilerledi. Evet. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Ben şimdi burada size bildiklerimi anlatıyorum. Dedim ki evet, Türkiye'nin altyapısı zayıf. Bunu da 400 bin kilometre Türkiye'ye yetmez dedim. Hemen evet, Google'dan sorgulayarak benim doğru söyleyip söylemediğimi bugün araştırabilirler. Aynı şekilde bilgileri teyit etsinler. Algı yönetimlerinin peşine takılmasınlar. Türkiye'de asıl beka sorunu nedir biliyor musunuz? Bugün beka sorunundan bahsedenler, kendilerinden olmayanlara sürekli iftira atanlar, Türkiye'deki asıl beka sorununun ekonomik olarak çaresizlik olduğunu görmek zorundalar. Tüm dünya vatandaşına bakmak için seferber olurken bizde ne oldu pandeminin ilk günlerinde? İBAN gönderildi vatandaşa. Dediler ki şu İBAN'a para gönder. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslında 19 yıllık Türkiye'nin Adalet Kalkınma Partisi dönemi yönetiminde, hatta o aralar 18 yıldı, bir şeyin farkına varmamız demek. Türkiye'nin aslında hiçbir kara gün yatırımı yok. Evet. Ve en sıkıştığı anda, daha ilk sıkıştığı anda aslında vatandaşına İBAN gönderiyor, bana para gönder diyor. Sonra da vatandaştan aldığını da tekrar vatandaşa vererek ya da işsizlik fonunda biriken ya bizim kara gün paralarımızı yine işçimize vererek zannediyor ki durumu idare ediyor. Ama ne yazık ki bugünün şartlarında bir esnafa ne 1000 lira yeter, ne bir 700 lira kira yardımı yeter. Büyük şehirde 1000 lira, evet, küçük şehirde 700 lira, 500 lira kira yardımı yeter. Ne de bir vatandaşımızın günde 30 lira, 40 lira geçinmesine yeter, 50 lira geçinmesine yeter. Evde bir sürü boğaz var, kira var. Nasıl 50 lirayla işsizlik maaşıyla günlük geçinsin? Bana bunu bir anlatın. Ücretsiz izin maaşıyla geçinsin. Bana bunu bir anlatın. Onun için tek isteğimiz, yurt dışındaki milyonlarca hemşerimizden, soydaşımızdan tek isteğimiz, nasıl şartlarda yaşıyorlarsa aynı şartların Türkiye'de olabilmesi için değişime evet, destek olsunlar. Evet. Almanya'da Hristiyan Demokratların Partisi, yani Merkel'in partisi bir seçim yaptı. Bu seçimi nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Az çok biliyorum ama. Evet, şöyle. 1100 dolayında delege oy kullandı. Herkes otomatik olarak kullandı. Ayrıca birer de mektup gönderdiler. Yani elektronik oylama 4 aday vardı. Armin Laschet. Evet, Türk dostu olduğu için tanıyorum o kendisinde. Kuzey bölgesinin başbakanıydı. Elektronik oylamayla, yani genel kurul evet, falan olmadan elektronik oylamayla seçildi. Daha sonra mektuplar gitti. Zaten bayağı da bir farkla kazandığı için hiçbir genel kurul olmadan şey oldu. Aslında ben Türkiye'de son zamanlarda belki örnek verilir diye bekledim ama hiçbir siyasi parti demek ki bunu takip etmemiş. Yani bu labelep dediğiniz olaylar. Şöyle, biz çok yakından takip ettik çünkü bizim de kongre süreçlerimiz vardı. Ama Türkiye'deki siyasi partiler kanunu ve seçim yasası buna izin vermiyor. Yani hiçbir kongre, bunu ticaret odaları dahil, ben özellikle yapabilmek için sordum. Demek izin ki vermiyor. Sayın Genel Başkan Yardımcım, her şarta hazır olmak lazım. Kesinlikle. Yani şimdi gelişmiş bir demokrasi, İngiltere, Avrupa, Almanya, elektronik oylamayla Merkel'in yerine gelecek kişiyi belirledi. Yani demek ki hiç ne salona gelen oldu, ne kalabalık gürültü yapıldı. Böyle bir seçildi. Peki, yaklaşık bir saat oldu programa başlayalım. Güzel de geçti. Ayrıca karşımda genç bir siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli yetkilisini görmekten de ben son derece mutluyum, onu da belirteyim. Son olarak ne söylemek istersiniz izleyicilerimize? Karabük gezisi bağlamında, Türkiye'nin son günleri ve geleceğinde neler yaşanabilir?
Türkiye gerçekten pandemiyle birlikte zor günlerden geçiyor. İşte ekonomi meselesini çok uzun konuştuk ama biraz da ben yapacağımız somut işlerden bahsetmek istiyorum. İşte Karabük bir emekli kenti. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi 2015 yılında benim de aday olduğum ikinci seçimlerde biliyorsunuz emekliye birer maaş ikramiye verelim dedi. Evet. Tabii emeklilerin Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etmesinden korkanlar emekliye 1000 lira dediler. Ve bugün enflasyon çok hızlı artarken geçen pazartesi açıklandı. Bağımsız kurumlar %28 diyor. Devlet de TÜİK de çok inanmıyoruz ama %17 civarında diyor. Ne yazık ki emeklinin ikramiyesi güncellenmiyor. Biz bir maaş ikramiye derken diyorduk ki emekli bir maaş ikramiye her bayramda alacak. Evet. Ve böylece torununa açlık verirken çekinmeyecek, bayramı huzurla geçirecek diyorduk. Evet. Yine Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz göreve gelir gelmez bu paraların doğru bir şekilde güncellenmesini sağlayacağız. Kredi Yurtlar Kurumu borcu olan öğrenciler var. Evet. Zonguldak'ta bir öğrenci kenti. Çocuklara burs vermeyen, annesinin babasının kıt kanaat okuttuğu, dişinden tırnağından artarak okuttuğu gençlerin görüyoruz ki iş bulamıyorlar. İş bulamadıkları gibi her gün kredi borçları da faizle artıyor. Evet. Biz diyoruz ki biz bu kredi borçlarının faizini sileceğiz. Gençler ana parayı da işe girdikten sonra belki 10 yılda, 20 yılda ödeyecekler ve rahat rahat bu ödemelerini yapacaklar. Yani üniversite okumanın bir bedeli olmayacak Türkiye'de. Evet. Üniversite okumak aslında bir önemli mesele olacak. Yine çok önemli meselelerden biri olduğunu düşünüyoruz. Çiftçinin çok ciddi borçları var. Düşünün ki bu borçlar yüzünden traktörüne el konan çiftçilerimiz var. Bu borçları hızlı bir şekilde devlet bankalarında silip sonrasında da faizlerini sildikten sonra ana paranın hızlı bir şekilde yapılandırılmasını sağlayacağız. Bunlar hemen iktidara geldiğimizin bir haftasında hızlıca yapacağımız işler. Bizim bir aile destekleri sigortamız var. Özellikle evin kadınının çaresiz hissetmemesi için bir de bir elin verdiğini bir elin görmediği bir ortamın oluşabilmesi için hızlıca sosyal incelemelerimizi yaparak artık dedim ya veriye ulaşmak çok kolay, veriyi analiz etmek çok kolay. Kim ihtiyaç sahibi, kim değil belirleyip hızlı bir şekilde nasıl Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 11 büyükşehirde göreve geldi, sosyal yardım alanların sayısı 2 katına çıktı. 2 katına çıkardık sosyal yardım alanların sayısını. Önümüzü kesmeye çalıştılar. İşte biliyorsunuz sosyal yardımların önünü kestiler, hesaplara el koydular, aşevlerin önünü kestiler ama biz yeni çözümler ürettik. İşte askıda fatura dedik, 438 bin vatandaşımızın faturasını ödedik ihtiyaç sahibi. Böyle ihtiyaç sahiplerini tespit ederek hızlıca onlara çözüm üreteceğiz. Bununla birlikte kimse ya acaba bir devri sabık mı yaratılacak demeyecek. Vicdanlı, hesap veren yöneticiler olacak. Bir de hızlıca Türkiye'nin itibarını yukarı çıkaracağız. Eğer Türkiye'de adaleti sağlamazsak, şeffaflığı sağlayıp dünyaya güven vermezsek önümüzdeki süreç zor geçer. Ama biz hızlı bir şekilde bu sorunu çözüp biraz önce söylediğimiz gibi demokratik parlamenter sisteme geçip kendimizi dünyaya iyi anlatırsak burada adalet var kardeşim gel yatırım yap. Hukukun önünde herkes eşit. Kimse senin malına el koyamaz. Bir gece kararnamesiyle kimse görevden gitmez. Ertesi gün ne olacağıyla ilgili de bir kaygın olmaz diyerek vatandaşa ciddi bir güven verme niyetindeyiz. Özellikle birçok esnafımız pandemi sürecinde borçlandı. Bunu biliyoruz. Ve servis esnafları, okullara, kantinciler hiç iş yapmadan bir de kredi borçlusu oldular. Yani düşünün ki hiç iş yapmıyorlar ama kredi borcunu ödemek zorundalar, SGK borcunu ödemek zorundalar. Biz bu borçların faizlerini hızlı bir şekilde silip bu borçların ödenebilmesini de sağlayacağız. Tabii sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. Bir haftadan sonra bu sefere bir aylık planlarımız var. Sonra bir yıllık planlarımız var. Ama bu arada ne engellilerin sorunlarını unutacağız, ne eğitimle ilgili sorunları unutacağız, ne ileri yaştaki büyüklerimizin sorunlarını unutacağız. Hepsini adım adım çözüp Türkiye'yi herkesin huzur içinde yaşadığı ve ekonomisiyle de dünyayla rekabet eden bir ülke konumuna getirmek için çabalayacağız. Bu ekibimiz var. Bizim ekonomi kurmaylarımız Türkiye'nin en iyileri. Genel başkanımız bir hesap uzmanı ve Türkiye'de aslında maliye politikalarından en iyi anlayan özel yetişmiş insanlardan. Bununla birlikte çok başarılı eğitim, sağlık alanında yöneticilerimiz var. Biz Türkiye'nin sorunlarını tespit etmeye devam ediyoruz. 81 ili gezdikten sonra çok da önemli açıklamalarımız olacak Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili. Herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip etmeye devam etsin ve lütfen umutsuzluğa kapılmasın. Biz çok büyük bir ülkeyiz. Yeter ki birbirimizi sevelim,
birbirimize ayırmayalım. Bu ülkenin kaynakları hepimize yeter. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerde de her zaman umut vardır diyorum. Tekrar BRT ailesine beni konuk ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu arada düşündüm. Bizimle birlikte 3 milletvekili arkadaşımız daha var. Samsun milletvekilimiz Neslihan Hancıoğlu, parti meclis üyemiz burada. Benim soyadımız uygun, akrabalığımız yoksa da aynı. Mustafa Adıgüzel Ordu milletvekilimiz yine burada. Bir de Aydın Özer Antalya milletvekilimizle bugün buradaydı. Bizle birlikte onları unutmuştum. 14'ünü saymıştım. Evet. Benle birlikte 17 kişiyiz. Buradan hepsine de çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Evet. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi Karabük İl Başkanlığı'na bizi misafir ettikleri ve Karabüklülerle buluşturdukları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Haber merkezimizin size bir sorusu vardı. Onu unuttum. Özer bunu haber yapacaklar anladığım kadarıyla. Haber bültenlerimizde yer verecekler. Genç bir siyasetçi, Türkiye'de son 5-6 yıldır adından söz ettiren, gelecek vaat eden bir siyasetçi diyorlar sizin için arkadaşlarımız. Gençlere, yani üniversite eğitimindeki, hatta lise çağlı, lise sonlarda üniversitedeki gençlere siyaset yapmak istiyorlarsa, siyasi partilerde A, B, C, D neyse neler yapmalılar diye bir önerilerinizi almak istiyorlar. Öncelikle şunu söylemek isterim. Eğitim çok önemli. Benim siyasetteki başarımın birinci seviyesinde eğitim var. Evet. İkinci seviyesinde araştırmacı olsunlar. Merak etsinler. Her şeyi merak etsinler, araştırsınlar. Üçüncüsü çalışsınlar. Diyorum ya, hiç öyle benim torpilim olur mu? Ankara'da dayım var mı falan demesinler. Ben temiz kalbimle çalışıyorum. Bu ülke için faydalı olacağım desinler. Emin olsunlar, önleri açılıyor. Gençlerin Türkiye'de değerini bilen milyonlarca insan var. Siz bugün bana ne kadar sıcak davranıyorsunuz görüyorum karşınızda bir genç politikacı olduğu için. Evet. Sizin gibi gerçekten gençlere değer veren milyonlarca büyüğümüz var. Gençlerin önünü açmak isteyen. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmasınlar. Ben yapamadım demesinler. Çabalasınlar. Mücadele hayatın her alanında. Bunu da sadece politika için söylemiyorum. Herhangi bir girişimcilik yapıyorlarsa, Türkiye'de çok zor bir gencin girişimci olması. Devlet desteği yok, bankalar kredi vermez, sermaye gücünüz yok ama mücadele edip başaranlar var. Karabük'ün de çok değerli iş insanları var, bunun örnekleri. Evet. Yine sporcu için de bu geçerli. Eğer sporda başarılı olacağım diyorsa bir genç arkadaşımız, çok çalışsın. Hangi işi 10 bin saat yaparsanız onun uzmanı olursunuz diyor. Yine sanatçı olmak istiyorsa, bir enstrüman çalmak istiyorsa çok çalışsın, çabalasın. Üniversite sınavını kazanacağım diyorsa lütfen otursun, bol soru çözsün, bilsin ki onun sonucunu alır. Hiçbir emek, hiçbir çaba karşılıksız kalmıyor. Bu siyaset için de geçerli. Evet. Bir de hangi siyasi parti hayallerine uygunsa gelsin, bir ucundan tutsun, Türkiye'de beğenmediği siyaseti de değiştirsinler. Çünkü artık Türkiye'de Z kuşağı diye yeni bir kuşak geliyor ve gençler politikacılardan çok umutsuz, politikacıları çok tek tip zannediyorlar ama Türkiye'de işte genç politikacılar var. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin benden genç bir milletvekili, bir genel başkan yardımcısı daha var. Bizim genel başkan yardımcımız Gökçe Gökçen 28 yaşında, Bartın milletvekilimiz Aysu 30 yaşında. İkisi de benden daha gençler. Evet. Politikada gençlere de çok yer var. Yeter ki kendilerini ifade etsinler. Çünkü biliyorum ki gençler doğruyu söylemekte, ülkesinin geleceği için risk almakta çok daha cesurlar. Bu cesareti ülkeleri için faydalı olmak için kullansınlar ve şunu da bilsinler, Onursal abilerinin telefonu her zaman açık. Evet. Ne zaman isterlerse bu konuda taktik almak için bana ulaşabilirler, sosyal medyadan yazabilirler. Yeter ki onlar bir şey yapmak istesinler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, bölgemize gelen hangi siyasi partiden yetkili, milletvekili veya partilerin genel merkezinde kim olursa olsun televizyonumuza konuk etmekten mutlu oluyoruz. Bu İyi Parti olur, Adalet Kalkınma olur, Cumhuriyet Halk Partisi olur, Milliyetçi Hareket Partisi olur. Her partiden görüşlere yer veriyoruz biliyorsunuz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz vardı. Gerçekten ben çok da keyif aldım. Genç bir kardeşimiz, 1985 doğumlu. Bizim gazeteciye başladığımız yıllarda doğmuş kardeşimiz. Güzel bir sohbet oldu. Güzel mesajlar verdi. Özellikle en son gençlere verdiği mesajlar çok anlamlıydı. Hem siyasetin hem de Türkiye'nin geleceğinde ben sizin önemli yerlerde olacağınıza inanıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum sevgili izleyicilerimiz.